Kanal 56 Ana Haber Bülteni'nden hepinize mutlu akşamlar değerli izleyenler. Yine en doğru ve tarafsız haberlerle sizlerleyiz. Bin yıllık bir geçmişe sahip olduğuna inanılan Melede Ateşi'ni Vali Ahmet Aydın ve Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak birlikte yaktı. Siirtliler Ramazan ayına bin yıllık geçmişe sahip olduğuna inanılan Melede Ateşi ile girdi. Melede Ateşi'ni Vali Ahmet Aydın, Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'la birlikte yaktı. Siirt Belediyesi tarafından Kızlar Tepesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşma yapan Başkan Sadak, Ramazan'ın barışa ve kardeşliğe katkı sunması temennisinde bulundu. Ramazan'ı çok büyük bir coşkuyla, büyük bir azimle, büyük bir moralle karşılıyoruz. Akan kanın durması için herkesin el ele, gönül gönüle vermesi gerektiğini ifade eden Sadak, bölgemizde görev yapan vali ve kaymakamların sorunun çözümü noktasında hassas olduğunu görüyoruz. Biz artık ölüm görmek istemiyoruz. Bu bölge kutuplaşmadan, şiddet ve olaylardan çok çekti. Biz artık tartışacağız, kalemimizle konuşacağız. Ortak paydalarda buluşacağız, buluşmak zorundayız. Hiç kimsenin bundan kaçma şansı yoktur dedi. Kim ki olursa olsun, bana akıbetli tehlikeli olsun, bana akıbetli devlet görevlisi, bana halktan birisi olursun, bu yakaladığımız süreci alabora etme hakkı yoktur. Provoka etme hakkı yoktur. Mutlaka bu toplum, bu ülke barışını sağlayacaktır. Kürt sorunu çözümü konusunda artık Ramazanlarımızı büyük bir coşkuyla karşılayacağız. Bütün ayların dağların en çok kabul gördüğü, bütün ayların daha duru, daha temiz bir ay olan ve tabiriyle 11 ay sultan mı olan Ramazan-ı Şerif ayını karşılıyoruz bu gece. Şehrimizin büyük bir geleneği olan Melede Ateşi Ramazan'ı daha büyük bir coşkuyla, bir heyecanla, gençlerin tepelerinde, tepeciklerde ateş yakmasıyla ve bunların türküleri söylüyorlar, şarkıları söyleyerek Ramazan kutlama geleneği var Siirt'te. Bu melede biz tüm hemşehrilerimizin şahsında, Siirt'li hemşehrilerimizin şahsında ülkemizin Ramazan-ı Şerif'ini kutluyoruz. Kalıcı barışa vesile olsun, kalıcılığa vesile olsun. Bu coşku Ramazan ilk günden son gününe kadar daha ötesine taşınması hepimizin görevidir. Dualarımızı barış için, kardeşlik için, artık bu kan akmasın. Bu sorun artık varsa çözülsün, ki vardır, çözülsün, çözüm bulsun. Herkes el ele, herkes kardeşçe. Bölgemize yerleşen kaymakamların valileri hassas olduğunu görüyorum. En azı Siirt bölgesi öyle söylüyorum. Hassas olduğunu görüyorum. Güvenlik güçlerinde hassas olduğunu görüyorum, gözlemliyorum. Bu hassasiyetler bizi memnun ediyor, mutlu ediyor. Toplumumuzu mutlu ediyor. Biz artık ölümü görmek istemiyoruz. Ne sorun varsa masada böyle meyve suyları içerek, bunu pastaları yiyerek çözerim, dakikalarla çözerim bunları. Artık yumrukla, kırgınlıkla, dargınlıkla, kutuplaşmakla olmaz bu işler. Yeter artık. Kutuplaşmaya da bu toplum çok çekti. Biz konuşacağız, tartışacağız, paydalarda, ortak paydalarda buluşacağız, buluşmak da zorundayız. Siirtlilerin bin yıllık bir geleneğinin yaşatılması için bir araya geldiklerini ifade eden Vali Aydın, bu ateşi aydınlık olarak yakalım. Ateşler yanmasın, evlere ateş düşmesin, evlatlar ölmesin, kan akmasın temennisinde bulunuyoruz. Ölmesin, kan akmasın diyoruz hep beraber. İnşallah bu vesileyle tüm Siirtli hemşehrilerimin, tüm Müslüman alemin Ramazan'ı kutluyorum. Diğer taraftan barışla ilgili Sayın Başkanım çok güzel söyledi. Biz bize düşeni yapıyoruz, yapmak zorundayız. Bir vatandaş olaraktan, bir vali olaraktan, bir belediye başkanı yapmak zorundayız. Çok önemli. İnşallah bu sonuç alacağız. Yıllardan beri kardeş yaşamış bu bölgede inşallah yine kardeşliği tesis edeceğiz. Hiçbir sıkıntı yok. Siirtimiz çok güzel. Yine ben Selim Başkanım hakikaten şahsına burada açıkça söylüyorum. Çok emeği var. Ben biliyorum birçok noktada geliyor, gidiyor. Çok gayret ediyor. Rabbim inşallah bu hizmetleri boşa çıkarmaz. Hem sevabı gelir hem de barış geldiği zaman tarihe altın sayfalar yazılacak yani katkısı olanlardan inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bu ateş yakma üzere tüm Siirtli hemşehrilerimi davet ediyoruz. Seneye de Allah nasip etsin her mahallede yarıştıracakmışız. Böyle bir şahit edin bunu. Her mahallede yapmamız lazımmış. Hangisi büyükse o birinci oluyor değil mi? Evet arkadaşlar, Meleğe ateşi hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin Ramazan ediyoruz değil mi? Hoş geldin Ramazan. Her taraf aydınlık olsun. Ramazan'da gidin. Lan ben çalışıyorum ya. Bunu şey yapalım. Biraz geriden çalışın. Allah süpersin. Allah süpersin.
Emine abi. Kardeşim bizde bir sorunuz ne olur ki ya? Allah Allah, ben de şimdi mümkün olarak tuttum. Siirt Valisi Ahmet Aydın, Ramazan Arifesi akşamında esnafı gezerek sohbet etti, vatandaşlarla kahvehanede oturdu ve çocuklarla fotoğraf çektirdi. Siirt Valisi Ahmet Aydın, Arife gününde Güreş Caddesi'ni gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Akşam saatlerinde Güreş Caddesi'ni gezen Vali Ahmet Aydın kahvehanede vatandaşlarla oturdu. İhtiyacım var. Benim durumum kötü. Sakatım. Saat mı satayım? Saat mı? Kaç para bunlar? Zorla satayım Sayın Vali Bey. Babasın kurbanım. Kaç para bunlar? Kaç para? Onlar 25-30 civarında. Ben de Batman'dan getirip 5 kuruş benim değil. Ya Allah'tan ya. 20'ye verirsen bir tane alayım inşallah. 20. Ben cevap vereyim layıksa kurbanı ama bizi unutma rica tamam, eder. Tamam, çok hocam. İhtiyacım var. Tamam. Özürlüyüm. Çok çay içelim inşallah orada. Selamünaleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Başvur bakalım inşallah ya. Gelin sana. Sene. Gelin sana. Allah'a emanet. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Aydın daha sonra Güreş Caddesi'nin bir bölümünü gezerek ayaküstü esnaflarla da görüştü. İnşallah bizim günü Marmara and invite my house together inşallah. Ramazan'da inşallah iftar together. İnşallah. Amcam kudular. Sana küçük gelir ya. Bakmadı lazım ya. Hediyemiz olsa sen alırsın. Merhaba sana bakıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Saygılar. Siz de değilsiniz. Bir çay. Hayırlı bir Ramazan geçirmesi temennisinde bulunan Vali Aydın caddede çocuklarla da fotoğraf çektirdi. Hadi gel bakalım bakalım nasıl gidiyor? İyice Allah'a çalışsın. Başladık mı başlayabiliyorum hocam? İnşallah Allah büyük. Bu akşam başlıyoruz. He Allah'a çalışsın. Allah'a çalışsın. Allah'a çalışsın. Allah'a ne tarafa gidiyor? Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tüm yurtta olduğu gibi Siirtliler de ilk teravih namazını kılarak Ramazan ayına girdiler. Ramazan ayının başlamasıyla beraber gece tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de ilk teravih namazı kılındı. Ramazan ayının bereketinden faydalanmak isteyen birçok vatandaş camilere akın etti. İlimizde camileri dolduran çok sayıda vatandaş ilk teravih namazını kıldı. Camilere akın eden vatandaşlar namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Yatsı namazının son sünnetinin ardından imama uyan cemaat 20 rekat olarak kılınan teravih namazında saf tuttu.
6 ay önce Siirt Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevinden Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atanan Cengizhan Başaran, Siirt'te İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak yeni görevine başladı. 6 ay önce Siirt Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevinden Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne atanan Cengizhan Başaran, Siirt'te İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak yeni görevine başladı. Batman ilinde görev yaptığı kısa dönem içinde başarılı hizmetler vererek gerçekleştirdiği etkinliklerle takdir toplayan Başaran, Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine başladığı ilk günde idare ve tüm personellerle toplantı yaparak hedeflerini ve yol haritasını belirledi. Kendi ilinde görev yapmaktan duyduğu memnuniyetini ifade eden Başaran, "Benden önce görev yapan idareci ve personelleri tebrik ediyorum. Son iki yılda yoğun kültürel faaliyetler gerçekleştirilmiş. Aldığımız bayrağı daha yüksek noktalara ulaştırmak boynumuzun borcudur." Kendi ilime hizmet edecek olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım. İlimiz yakın bir zamanda inşallah hem inanç turizmi açısından gerek bölgede gerekse Türkiye'de hatır sayılır bir noktaya gelecek. Tabii tanıtım ve kültür bir ekip işidir. Bir ilin tanıtımı sadece kültür müdürlüğüne bırakmak yanlış olur. Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla, basın mensuplarıyla, valiliğiyle, topyekun işbirliğiyle gerçekleşecek bir olay. Aşağı yukarı Siirt için daha önce hazırlamış olduğumuz 41'e yakın bir projemiz var. İnşallah öncelikli olarak acil olandan başlayarak önem sırasına göre bu projeleri hayata geçirmek arzusundayız. Önümüzde yakın bir zamanda inşallah Tilo'nun kitabı var. Tilo'nun basın malzeme kitabı var ve Tilo ile beraber diğer ilçelerimizin de içine alan kültür ve tabiat varlıklarını kapsayan bir kitabın basın hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. Bu Ramazan ayının sonuna doğru inşallah önümüzde yoğun bir süreç var. İstanbul'da Siirt'in Fesane günleri olacak, Ağustos ayı ve Eylül'ün başında. Onun akabinde gene uluslararası bir sempozyumumuz olacak. Gene Işık Hadisesi Eylül ayında kültür etkinliklerimiz olacak. Yoğun bir döneme giriyoruz. Aslında Ramazan ayında diğer kurumlar genelde rolantıya alır işleri ama biz bu Ramazan ayını çok iyi bir şekilde hazırlık dönemimizi geçirmek durumundayız. Çünkü ilimizin tanıtımını hem gerek Türkiye'ye hem gerek dünyaya tanıtma fırsatını elde ediyoruz. Bu anlamda bütün halkımıza tanıtım noktasında desteklerini, sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurum kuruluşlarına, basın mensuplarının desteklerini bekliyoruz. Hepsinin de bugün idrak etmekte olduğumuz Ramazan ayında tebrik ediyoruz. Allah hayırlara vesile etsin. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk diyorum. Kanal 6 camiasında da bizleri kendimizi ifade etmek için fırsat verdiği için teşekkür ediyoruz. Biz inancımız. Tarihimiz. Ve köklü medeniyetimiz için varız. Bu gazetede gerçekler var. Bu gazetede hayat var. Değerli izleyenler, jenerikten de anlaşılacağı üzere Haber 56 gazetesinin yeni sayısı tüm bayilerde yerini aldı. Ve bizler de şimdi sizler için Haber 56 gazetesinin ön sayfasına taşımış olduğu haberlere hep birlikte göz atalım. Güler'e ziyaret başlığıyla başlıyoruz değerli izleyenler. Kanal 56 Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Kuzu, ulusal yayın çalışmaları için gittiği Ankara'da İçişleri Bakanı Danışmanı Alaaddin Güler'i ziyaret etti. Sevgili seyirciler, biliyorsunuz ki televizyonumuz artık ulusal düzeyde yayın yapmaya başlayacak yakın zamanda. Ve aralıksız olarak buna devam ediliyor, bu çalışmalara devam ediliyor. Hemen yan tarafta bununla ilgili haberimizi hemen okuyalım. Siirt'in televizyonu olan Kanal 56 uydu yayını çalışmalarında sonlara yaklaşırken dünyadaki Siirtlilerden de tebrik telefonları yağıyor. Siirt'in gözü kulağı ve halkın güçlü sesi olan Kanal 56 televizyonu lisans hakkını da alarak büyük bir hamle yaptı. Kanal 56'nın lisans hakkını aldığını duyan dünyanın dört bir yanındaki Siirtliler de özlem ve sabırsızlıkla uydu yayınını beklediklerini bizlere iletiyorlar değerli izleyenler.
İl Özel İdare Genel Sekreterliği'nde görev değişikliği. Hemen bir aşağıdaki haberi okuyoruz. Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne Recep Güldoğan atandı. 9 yıl boyunca genel sekreterlik görevini yürüten Mahmut Kurtuluş'un yerine terfi eden Recep Güldoğan görevine başladı. 5. sayfada haberin devamını ve detayını okuyabilirsiniz sevgili seyirciler. Aynı şekilde bugün mübarek Ramazan ayının ilk günü. Ramazan ayı, rahmet ayı, günahlardan bağışlanma ayı, küslerin barıştırıldığı, fakirlerin anımsandığı ay olan 11 ayın sultanı Ramazan ayı. Bununla ilgili haberimiz 7. sayfada mevcut ve aynı zamanda Haber 56 gazetesinin bu sayısında tüm bayilerden imsakiyeyi de istemeyi unutmayın diyoruz sevgili seyirciler. Dershaneler kapanıyor başlığıyla devam ediyoruz bir diğer haberimize. 7. sayfada bulunan haberimiz. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı eğitim sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Nabi Avcı milyonlarca öğrenci ilgilendiren önemli bir haberi de açıkladı. Dershanelerin kapatılacağını belirten Avcı, amacımız nitelikli kuruluşların özel eğitim kurumlarına dönmesi dedi ve bununla ilgili detaylı olarak haberi 7. sayfamızdan takip edebilirsiniz. Başlığa gelecek olursak, neler oluyor başlığıyla bir özel hastanenin denetlenmemesi ve insan ölümüne sebep olacak derecede ileri boyutlarda sıkıntılarla karşılaşılmasını başlığına taşımış Haber 56 gazetesi. İlimizde bir özel hastanede dönen dolapları kimse dur demeyecek mi? Daha önce de manşetlerimize taşıdığımız, ölüyü bile mezarında rahat bırakmayan ve ölü üzerinden işlem yapan bu hastaneyi kimse neden denetlemiyor? Özel bir hastanede yaşanan garip olaylar devam ediyor ve bununla ilgili haberin detayını 7. sayfamızda mutlaka okumanızı istiyoruz değerli izleyenler. Boğulma olaylarına karşı da uyarı başlığıyla birlikte İlafet ve Acil Durum Müdürlüğü yazın gelmesiyle beraber gölet, akarsu gibi su kaynaklarının kaldırma kuvvetlerinin daha az olduğunu belirterek boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı. 4. sayfada haberin devamını okuyabilirsiniz sevgili seyirciler. Karayolları ile ilgili geçtiğimiz günlerde bir haber yapmıştık hatırlayacağınız üzere. Siirt'e Karayolları Şube Müdürlüğü ihtiyaç olmadığı halde Siirt-Kurtalan Karayolu Başur-Mesire alanı önünde başlattığı asfalt çalışmasında beton asfalt üzerine satı kaplama asfalt dökmeye başladı. Bununla ilgili haberimizi de takip etmenizi istiyoruz sevgili seyirciler. Aynı zamanda Kurtalan'dan güzel bir haberimiz var. Kurtalan'dan Irak'a söve ihtiyacı. Binaların ısı yalıtım sistemlerinde kullanılan dış cephe sövesi Kurtalan ilçesinde kurulan tesiste imalata başladı. Pencere ve kapı kenarlarına uygulanan dekoratif profil olarak bilinen dış cephe sövesi Kurtalanlı yatırımcılar tarafından Kurtalan'da üretime geçirildi. Son olarak acı hissetmeyen çocuklarla ilgili haberimiz var. Siirt'in Doluharman köyünde oturan Kaygo ailesinin çocukları Diyattin 3 yaşında ve onunla birlikte kardeşi Bedrettin de 2 yaşında. Doğuştan hiperaktif ve hareketli olmalarından dolayı ailesinin dikkatini çekiyor ve daha sonra fark ediyorlar ki bu çocuklar hiçbir şekilde acı çekmiyorlar. Bu sebepten ötürü de endişeli olduğunu belirtiyor aile ve yardım istiyor. Bununla ilgili haberimize 4. sayfadan takip edebilirsiniz değerli izleyenler. Bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaçak sigara, kaçak çay derken bu sefer de 5.949 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Siirt'in Pervari ilçesinde jandarma komutanlığınca yapılan yol kontrol faaliyetleri esnasında bu kez kaçak akaryakıt ele geçirildi. Her zaman alışık olduğumuz kaçak sigara ve kaçak çay haberlerinin aksine bu kez kaçak akaryakıt bulunması, kaçakçıların farklı arayış içerisinde olduklarını gösteriyor. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Pervari İlçe Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi'nde yol kontrol faaliyeti esnasında adli makamlardan alınan arama kararını istinaden 5.949 litre akaryakıt ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Ele geçirilen akaryakıt Siirt İl Özel İdaresi'ne teslim edilmiştir. Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğanlı köyünde eski köy korucusu olan Sıdık Bilen 9 gündür kayıp.
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğanlı köyünde yaşayan eski köy korucusu 35 yaşındaki Sıddık Bilen'den 9 gündür haber alınamıyor. Arkadaşlarıyla birlikte 1 Temmuz günü saat 20'de Pervari ilçesi Doğanlı köyünden Van'a gitmek için minibüsle yola çıkan Sıddık Bilen, iddiaya göre Belenoluk Jandarma Karakolu askerlerinin yol kontrolü yaptığını görünce araçtan indi. 5 çocuk babası Bilen, araçtan inerken arkadaşlarına kendisini kontrol noktasından sonra almalarını isteyerek dereden aşağı yürümeye başladı. Arkadaşları kontrol noktasını geçtikten sonra buluşma yerinde uzun süre beklediler ancak Bilen gelmedi. Arkadaşlarının dere boyunca yaptığı aramada da Bilen'in izine rastlanmadı. Hakkında sigara kaçakçılığı yaptığı iddiaları bulunduğu öne sürülen Bilen'in arkadaşları ve ailesi jandarmaya haber verdi. Ailenin yaptığı aramalarda Sıddık Bilen bulunamadı. Siirt Büro Memur Sen Batman ili ile şubeleşerek ilk kongresini yaptı. Siirt Büro Memur Sen Başkanlığı'na da Hikmet Arman seçildi. Siirt Büro Memur Sen Batman ili ile şubeleşerek ilk kongresini yaptı. İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda yapılan kongreye Siirt, Batman, Van ve Şırnak illerinden katılım oldu. Hikmet Arman yaptığı konuşmada Siirt ilinde 360, Batman ilinde ise 240 üyeyle Batman ilini de Siirt'e bağlayarak şubeleştiklerini dile getirdi. Sendikacılığı üyelere hizmet olarak gördükleri için yapılan bütün çalışmalarda üyelerin özlük haklarını gözettiklerini dile getirdi. Siirt'te yaptıkları çalışmalarla üyelere sosyal ve ekonomik kazanımlar elde ettiklerini ve değerler sendikacılığıyla Siirt'te hak aramada daima mazlumun yanında yer aldık. Bundan sonra da şiarımız mazlumun dini yoktur desturu olacaktır. Mısır'daki darbeye değinen Harman, darbeyi kabul etmediklerini ve sivil toplum kuruluşu olarak darbecilerin her zaman karşısında olduklarını dile getirdi. Sözlerini birlik ve beraberlik mesajı vererek bitiren Harman, kongre sonunda üyelerin teveccühüyle Siirt Büro Memur Sen Başkanı seçildi. Bu haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz değerli izleyenler. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ümidiyle mutlu akşamlar.